Fox izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan yeni dizi, Tetikçi'nin oğlunun yapımını O3 Medya ve Seym Film, yapımcılığını Saner Ayar ile Ömer Durak üstleniyor. Genel hikaye ve senaryosu Gökhan Horzum'a ait olan dizininin yönetmen koltuğunda ise Yağız Alpakaydın ve Emre Aybek oturuyor. Mahmut Timuçin Esen 14 Ağustos 1973 Adana doğumlu, Türk sinema, dizi ve tiyatro oyuncusudur. Aslen Nideli olan Esen, her ikisi de avukat olan anne babanın ilk çocuğudur. Annesinin adı Nihal ve babasının adı Üstün Esen'dir. Çocukluğu 7 yaşına kadar Keban Barajı lojmanlarında geçti. Tet Ankara Koleji mezunudur. Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde 2 yıl okuduktan sonra İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro bölümünden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda okurken barlarda çalıp söylemeye başladı. İtalya ve ABD'de de tiyatro eğitimi almıştır. Los Angeles'taki California Institute of the Arts'ta 7 yıl sinema yönetmenlik üzerine master yapmıştır. Ayrıca ABD'deki oyuncu koçulleri Moss'un öğrencilerinden biridir. Öğrencilik yıllarında Çıkmaz Sokak adında orta metrajlı bir film çekmiştir. Bu filmde Engin Günaydın ve Olgun Şimşek rol almıştır. Konusu varoşlarda geçen, değişik bir anlatımı olan filmin bir kısmı dijital çekimle yapılmış olup belgesel ağırlıklı bir filmdir. Türkiye'ye döndükten sonra, Gurbet Kadını dizisinde, Hakkı Ağa, rolüyle gönüllerde taht kuran oyuncu, dizi sonrasında Meltem Cumbul ve Şener Şen'le beraber Gönül Yarası adlı sinema filminde rol almıştır. Bu filmde, gözü kara, aşkı için dünyayı yakacak bir adam olan Halil karakterini canlandıran Esen, canlandırdığı bu karakterle 42. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ve Siyad'da Sinema Yazarları Derneği, en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü almıştır. Sonrasında yönetmenliğini Uğur Yücel'in yaptığı Yazı Tura adlı filmde asker rolünü canlandırmıştır. Hırsız Polis adlı dizide ideallerinin peşinden giden, adaleti gerçekleştirmek için çalışan, kendini tümüyle işine adayan ama mavi bir aşkla karşılaşan Çınar rolünü canlandırdı. 2006 ila 2008 yılları arasında Melih Cevdet Anday'ın eseri olan Mikado'nun Çöpleri isimli tiyatro oyununda rol almıştır. Sanatçı yönetmenliğini Tolga Örneğin yaptığı Labirent filminde Meltem Cumbul'la tekrar kamera karşısına geçmiştir. Bu filmde esen Fikret adındaki bir istihbaratçıyı canlandırmıştır. Sanatçı bu rolüyle 17. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Oyuncu Ödülleri töreninde Ayhan Işık Özel Ödülü'nü almıştır. Aynı zamanda bu rolüyle uluslararası Madrid Film Festivali'nde yabancı dilde en iyi erkek oyuncu dalında aday gösterilmiştir. Galip Derviş isimli dizinin jenerik müziğini seslendirmiştir. 2014 ila 2015 yıllarında yayımlanan Gönül İşleri dizisinde Yılmaz Durmaz Deli Yılmaz karakterine hayat vermiştir. Dört büyük kulüpte ve eski bir Anadolu takımında top koşturduktan sonra jübile yapıp aile hayatına karışan, deli dolu hareketleri olan, ailenin tüm üyelerini canı gibi seven bir karakteri canlandırmıştır. 2016 ila 2017 yılları arasında yayımlanan ve başrolde oynadığı Bodrum Masalı dizisindeki Faryalı karakterini canlandırmıştır. Çekimlerine 2017 yılında başlanan ve 26 Ekim 2018'de vizyona giren Müslüm filminde arabesk ve halk müziği sanatçısı Müslüm Gürses'i canlandırmıştır. Sanatçı, bu filmde Müslüm Gürses şarkılarını kendi sesiyle söylemiştir. Bu filme hazırlık sürecinde bağlama ve şan dersleri almıştır. Ayrıca New York'ta bir süre ünlü oyuncu koçu Greta Seacat ile çalışmıştır. Müslüm filmi, 6.185.949 seyirci ile 2018 yılının en çok izlenen filmi olmuştur. Toplamda 37 haftada 6.480.548 seyirci ile buluşmuştur. Filmin soundtrack albümü, Müslüm Baba, orijinal film müzikleri, DMC etiketiyle satışa sunulmuştur. Timuçin Esen'in filmde seslendirdiği şarkılar müzik listelerinde bir numaraya kadar yükselmiştir. Sanatçı, 17 Aralık 2019'da Kanal D'de yayına başlayan ve 2021 yılında sona eren Hekimoğlu dizisinde Ateş Hekimoğlu isimli doktoru canlandırmıştır. Dizi, House MD dizisinin Türkiye uyarlamasıdır. Şevket Çoruh 30 Haziran 1973 tarihinde İstanbul'da doğdu. Baba tarafından 93 Harbi sonunda Ardanuç'un Anaçlı Köyü'nden İstanbul'a göç ederek günümüzde Ömerli Barajı suları altında kalan Muratlı Köyü'ne yerleşmiş olan Artvinli bir ailenin tek çocuğudur. Anne tarafı ise Sapancalı olup Gürcü ve Laz kökenlidir. Annesi Terzi, babası dolmuş şoförüdür. İlk ve orta öğrenimini Üsküdar'da Taş Mektep İlkokulu'nda tamamlayan Çoru, 14 yaşından 24 yaşına kadar Maltepe'de yaşadı. Lise öğrenimini Kartal Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Liseden mezun olduktan sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi aldı. 1989 yılından beri çeşitli tiyatro oyunlarında rol aldı. Adını bir internet firmasının reklamında oynadığı kokoreççi tiplemesiyle duyurdu. 1997 yılında Sinem Üretmen ile beraber ''Şaka Yaptık'' adlı programı hazırlayıp sundu. Broadway geçmişinde sahnelenen en uzun tek kişilik oyun olarak rekorlar kitabına girmiş Kevin'ın ''Mağara Adamı'' adlı komediyi Türkiye'de sahneledi. 5. 2006 yılından 2022 yılına kadar Arka Sokaklar adlı dizide oynadı. Dizide komiser Mesut Güner'i rolüyle ve sinemada eğreti gelin, usta filmleri ve inşaat ile çakallarla dans gibi film serilerindeki oyunculuğu ile tanındı. Çoruh, 3 Nisan 2017 tarihinde kendi maddi birikimlerini kullanarak İstanbul Kadıköy'de baba sahne adını verdiği tiyatroyu açtı tiyatronun açılışında Müjdat Gezen, Türk tiyatrosunda Tuluat'ın simgesi sayılan ve kendisine Münir Özkul'un devrettiği İsmail Dümbüllü'nün fesini Çoruh'a devretti. 2017'de baba sahnede sahnelenen Bir Baba Hamlet adlı hamlet uyarlamasında rol arkadaşı Murat Akkoyunlu ile birlikte tiyatro dergisi emek ve başarı ödülleri 2018'de komedi, müzikal dalında en iyi erkek oyuncu ödülüne değer görüldü, 22. Afife Jale Ödülleri'nde Haldun Dormen Özel Ödülü'nü aldı. Oyuncu Rasim Öztekin, 27 Ağustos 2020 tarihinde yaptığı bir açıklamayla Dünbüllü'nün orta oyununu temsil eden kavuğunu Çoruha devredeceğini duyurmuş. 20 Eylül 2020 tarihinde İBB'nin organizatörlüğünde Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen özel bir devir teslim töreniyle kavuğu Çoruha devretmiştir. Böylece geleneksel Türk tiyatrosunun bu iki simgesi yıllar sonra üçüncü kez tek bir kişide toplanmış oldu. Genco Özak, 1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir ve 28 yaşındadır. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde eğitim görmüştür ve tiyatro ve dizi oyuncusudur. Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in rol aldığı Çalgı Çengi sinema filminin yapım ekibinde görev almış ve sektöre girmiştir. Ekranlarda ise Güvercin dizisinde Ökkeş karakterine hayat vermesiyle ünlü olmuştur. Televizyonun yanı sıra tiyatroda da Taşra Kabare'nin Temizlik İşleri tiyatro oyununda yer almıştır. Sezin Akbaşoğulları 22 Nisan 1981 İzmir doğumlu Türk tiyatro ve sinema oyuncusu. İlk sahne deneyimini, lise tiyatro ekibiyle oynadıkları yine başladılar şarkılarına başlıklı oyunda edindi, kaynak belirtilmeli, Bilkent Be Üniversitesi tiyatro bölümünden mezun oldu. Beyaz Gelincik dizisindeki Ceren Aslan baş karakteri ile ilk kez televizyon ekranlarında göründü. Selim Demirdelen'in yönetmenliğini yaptığı Kavşak adlı sinema filmindeki rolüyle 17. Altın Koza Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü Nergis Öztürk ile paylaştı. Serhat Mustafa Kılıç 8 Temmuz 1975 Ankara doğumlu, Türk sinema ve tiyatro oyuncusu, televizyoncu ve şarkıcı Aslen Malatyalı'dır. 1994'te Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünü burslu olarak kazandı. 1998 yılında yüksek şeref öğrencisi olarak bu okuldan mezun oldu. İlk profesyonel oyunu Ankara Sanat Tiyatrosu'nda Rutkay Aziz rejisiyle 1998 Ariel Dofman'ın Kayıplar adlı oyunudur. 1999 ila 2000 sezonunda Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. Aynı yıllarda, Diyarbakır şehir tiyatrolarında sahne ve oyunculuk dersleri verdi ve bu kurumda Barış Adası adlı oyunu yönetti. 2002 yılında mecburi hizmetini tamamlamak üzere Erzurum Devlet Tiyatrosu'na oyuncu olarak atandı. 2005 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda reji üzerine yüksek lisans eğitimini tamamlayıp Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak ders vermeye başladı. 2008 yılında devlet tiyatrolarındaki görevinden istifa ederek çalışmalarına İstanbul'da devam etmeye başladı. İstanbul'da çalıştığı tiyatrolar arasında Tiyatro.dat, BKM gibi tiyatrolar yer almaktadır. 2009 ila 2010 sezonunda İntiharın Genel Provası adlı oyun ile İstanbul Şehir Tiyatroları'na katıldı. İntiharın Genel Provası adlı oyun 3 sezon İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda kapalı gişe olarak sahnelendi. Serhat Kılıç, dört farklı karakteri canlandırdığı bu oyundaki performansı ile 14. Afife Tiyatro Ödülleri kapsamında, yılın en başarılı müzikal ve komedi erkek oyuncusu dalında adaylığa layık görüldü. 2012 yılında Cats ve Dogs adlı bir prodüksiyon şirketi kurdu. 2014 yılında Cannes Film Festivali Altın Palmiye Ödülünü kazanan Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı Kış Uykusu filminde İmam Hamdi karakterini canlandırdı. Bu filmdeki performansı ile 47. Siyad Ödülleri En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Performansı dalında adaylığa layık görüldü. Oyuncu 2014 yılı Kasım ayında oyunculuk, yazarlık, dans ve şan eğitimi veren okul Serhat Kılıç'ı kurmuştur. 2014 yılında kurduğu tiyatro atölyesi olan Serhat Kılıç Okulu hizmete açmıştır. Bahar Şahin 1997 yılında Ankara'da doğdu. Aslen Artvinli'dir. 12 yaşındayken İstanbul'a yerleşti, eğitim ve öğretim hayatına burada devam etti. Okul yıllarında tiyatro ekibinde yer aldı. İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında O Hayat Benim dizisiyle yaşadı. Daha sonra Yol Arkadaşım, Yol Arkadaşım 2, İyi Oyun gibi filmlerde ve Lise Devriyesi, Servet gibi dizilerde rol aldı. 2019 ila 2020 yılları arasında Zalim İstanbul dizisinde Ceren karakterini canlandırdı.